Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Bugün sizi 200 milyon yıl öncesine götürüyorum. Ben Seçil, videoya hoş geldiniz. Arkeolojik kazılar dinozorlar hakkında tarihe ışık tutuyor. Ve her yeni buluş bilim insanlarını biraz daha heyecanlandırıyor. Peki ya bir zamanlar tüm kıtaları kontrol altında tutan bu canlıların en büyükleri hangileriydi? Gelin birlikte inceleyelim. Not: bu videonun sonunda sizi bir bulmaca bekliyor. Bakalım cevabı kim bulacak? 6 numara: Tyrannosaurus Rex. Daha bilindik adıyla T-Rex, dinozor denilince aklımıza ilk gelenlerden. Kısa ön kolları yüzünden çağlar sonra sosyal medyada alay konusu olsa da yaşadığı çağın en tehlikeli avcılarından biriydi. 1 metre uzunluğundaki büyük kafatası sayesinde ısırığı çok kuvvetli. Keskin dişleriyle tek ısırıkta avının kemiklerini kolayca kırabilir. T-Rex, ebat olarak yaşadığı dönemdeki küçük dinozorlar sınıfında sayılsa da bu özellikleri sayesinde en saldırgan etçillerden biri sayılır. 5 numara: Diplodocus. Yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilir. 1991 yılında yapılan keşifler sonucunda uzunluğunun 33 metreye kadar çıkabildiği ortaya çıkmıştır. Ağırlığı ise yaklaşık 30 ton civarındadır. Dinozorlar arasındaki en uzun canlılardan biri olan Diplodocus'un en büyük silahı kuyruğudur. 14 metre uzunluğundaki kuyruğunu adeta bir kırbaç gibi kullanıp öldürücü vuruşlar yapar. Ancak tüm bu saldırı yeteneğine rağmen otobur bir canlı olduğu için sadece tehdit edildiğinde öldürür. 4 numara: Quetzalcoatlus. Bilinen en büyük tarih öncesi uçan canlıdır. 11 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındadır. Kanat açıklığı ise 7 metredir. Bu şu demektir: ortalama bir insan ağırlığının 3 katı fazlasını pençeleriyle kavrayıp uçurabilir. Ancak kanatları olmasına rağmen zamanının çoğunu yerde avlanarak geçirir. Sivri gagasını ölümcül bir silah olarak kullanabilir. Bulunan ilk fosiller Amerika kıtasına aittir. Ancak uçan bir canlı olduğundan dolayı birçok uzak kara parçasında da benzer kalıntılarına rastlanmıştır. 3 numara: Parasaurolophus. Ördek gagasına benzer çenesiyle tanınan ilginç bir dinozordur. Yaklaşık 12 metre uzunluğundadır. Kafasının arkasında uzanan ibiye benzer tüp sayesinde ilginç sesler çıkartmasıyla bilinir. Otçul bir hayvandır ve bitkilerle beslenir. Kafasında bulunan tüp bir şnorkel görevi görerek suyun altında da nefes almasını sağlar. Bu özelliğinden dolayı okyanus kıyılarında yaşamış ve belli derinlikteki yosunlarla da beslenmiştir. 2 numara: Spinosaurus. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkmış en büyük yırtıcılardan biri kabul edilir. 18 metreye varan uzunluğu vardır ve yaklaşık 10-15 ton ağırlığındadır. Günümüzdeki en eksiksiz iskeleti 1915 yılında Mısır'da bulunmuştur. Sırtında bulunan yelpaze görünümlü bölgeyi düşmanlarına karşı daha büyük gözükmek için kullanır. Pençeleri perdelidir. Bu da onun hem karada hem de suda avlandığını gösterir. Çene ve diş yapısı olarak günümüzdeki timsahlara benzerlik gösterir. 1 numara: Ruyangosaurus. Kalıntıları ilk kez 2009 yılında Çin'de keşfedildi. Araştırmacılara göre dünya üzerinde yaşamış en büyük dinozor türüdür. Uzunluğu 30 metre, boyu ise 11-12 metredir. Yani yaklaşık 5 katlı bir bina kadar uzundur. Korkutucu ebatlarına rağmen otçul bir hayvandır ve genellikle ağaç yaprakları ile beslenir. Yaşadığı çağda ebatlarından dolayı ona saldırmaya cesaret edebilen başka bir dinozor grubu yoktu. Bu yüzden uzun yıllar yaşayabiliyorlardı. Şimdi sırada bulmaca var. Ama gitmeden soralım: dinozorların yeniden canlanmasını ister miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca eğer videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.